1980 askeri darbesi hem Kürt halkı için hem de bir bütün Türkiye için eşi benzeri görülmemiş siyasi, sosyal ve kültürel soykırıma neden oldu. PKK bu darbeye hazırlık ve soykırım ortamında doğdu, büyüdü. Bu bir gerçektir. Abdullah Öcalan'a dönüp geliştirilen her türlü politikanın Kürt halkına yönelik olduğunu, oradaki en ufak onur kırıcı, irade kırıcı uygulamanın Kürtlerin onur ve iradelerini kırmaya yönelik olduğunu hepimiz biliyor, görüyor ve söylüyoruz. Kürtlerin iradesi olarak gördüğü ve her türlü saldırıda anında refleks göstererek iradesini beyan ettiği Sayın Abdullah Öcalan'a yapılan bu uygulamalara gayri insani, gayri ahlaki ve gayri hukukidir. Düşmanına bile saygı gösterilmesi sosyal ve siyasal etik gereğidir. Bundan yoksun olanlar kendilerine gösterilecek saygıdan da yoksun kalırlar. Kürtlerin hak ve özgürlük mücadelesinin geldiği noktada elde ettiği kimliği ve siyasi temsili klasik yöntemlerle engellenmek mümkün değildir. Hele hele böylesi fiziksel şiddet uygulamaları ile iradesizleştirme çabaları boşunadır. Halkın iradesine saygı yerine bu ortaçağ politikalarında ısrar, halk iradesine saygı yerine bu ortaçağ politikalarında ısrar diğer hükümetleri bitirdiği gibi AKP hükümetini de bitirecektir.